Merhaba sevgili başaklar. Bugün 1 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün duygusal yönünüzü biraz ikinci plana çekebilirsiniz ve dikkatinizi maddi meselelere verebilirsiniz. Bir süredir gündemde olan ertelenmiş maddi bir sorun sizi biraz zorlayabilir ve baskı yaratabilir üzerinizde. Bugün bütçenizi baştan gözden geçirip maddi nitelikli planlamaları yenilemeniz ve bazı değişiklikler yapmanız mümkün olabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Ay terazi burcunda ilerliyor. Özellikle ilişkilerde denge ve uyum arayışımıza dikkat çekiyor. Ancak bugün gökyüzünde biraz zorlayıcı görünümler var. Bu nedenle duygusal dengemizi korumamız zor olabilir. Özellikle bir süredir zaman zaman bir araya gelen Uranüs-Plüton arasındaki öncü kare bugün tekrar gökyüzünde kesinleşiyor. Uranüs-Plüton kareleri önemli değişim ve dönüşümleri işaret eden bir açıdır. Bu nedenle oldukça biraz zorlayıcı bir gün geçirebiliriz. Özellikle sabah saatlerinde terazi burcundaki ay Uranüs-Plüton karesini tetikleyecek ve büyük bir tek kare görünüm meydana gelecek. Bu durum ilişkilerde dengeyi bulmakta zorlanmaları neden olabilir. Baskı, güç, değişim ihtiyacı, isyan gibi yoğun ve güçlü enerjiler hissedebiliriz. Toplumsal olarak da kitleleri etkileyebilecek zorlayıcı, huzursuz edici kavramlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra bugün Mars Başak Burcu'nda her iki gezegenle de temas halinde olacak. Bu güçlü enerjileri iş, çalışma ve hizmet konularına yönlendirebilirsek olumlu olarak da kullanmamız mümkün. Akşam saatlerinde duygusal etkiler biraz daha rahatlayabilir. Gece saatlerinde Akrep Burcu'nda ilerleyen Merkür, retro Merkür, Güneş'le birleşecek. Özellikle geçmişe ait bazı konuları daha fazla düşünüp araştırma ve analizler yapabiliriz. Ancak takıntılı ve saplantılı düşüncelere karşı da dikkat etmemiz gerekiyor. Kuşku, kuruntu, kıskançlık gibi durumlar ilişkilerde yıpratıcı olabilir. Mars'ta Başak Burcu'nda olduğu için çok fazla detaycı olabiliriz, çok eleştirel olabiliriz, ayrıntılarda çok fazla takılabiliriz. Bunun yanı sıra işlerimiz için, düzenlemeler yapmamız için de bu enerji olumlu olarak kullanılabilir. Daha rahat detaylara dikkat edebiliriz. İş ve özel hayatımızda neyin gerçekten gerekli olduğunu, neyin gereksiz olduğunu düşünüp karar verebiliriz. Uranüs'ün ve Plüton'un verdiği güç ve kararlılıkla da gerekli değişimleri yapabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.